Selamlar. Hello. Nasılsınız? Bugün size çok önemli bir teknik videoyla daha teknik videolar serimizi devam ettiriyoruz. Doğru mu hocam? Doğrudur Mert Gregor evet, Bey. Evet, şimdi yaptığımız olay şu. Bu Eda için çok önemli. Bunun adı Emin abi. Emin abi kimdir, nedir Eda? Emin abi bizim otopilotumuz. Yani rahat rahat seyir yapmamızı sağlayan, ona güvendiğimiz abimiz. Kendisini tanıştıralım. Evet, kendisi bu. Otopilot. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde çekeceğiz. Çünkü otopilot McGregor'larda tek başına çok bir işe yaramıyor. Buna bir de hidrolik dümen tertibatı gerekiyor Eda. Değil mi? Kesinlikle. Daha ve onu acaba nasıl yaptı Mert arkadaşımız? Evet. Şimdi size hem hidrolik dümen tertibatını McGregor'a takmayı ya da herhangi bir tekneye fark etmez. Hemen hemen aynı. Hem de otopilotu takmayı ve otopilotun nasıl çalıştığını ve sistemin nasıl birbirine uyduğunu anlatacağız. O zaman önce en kötü yani mekanik kısımdan başlayalım. Mekanikten sonra şeye geçelim. Elektroniğe doğru geçelim hocam. Tamam. Hadi bakalım. Uygundur. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi McGregor'larda şöyle bir shaft sistemi yapılmış. Şu yekpare olan shaft ile hem motor, ondan sonra motorla birlikte de gördüğünüz gibi diğer iki pala, bu ve motor aynı şafta bağlanmış. Şundan bahsediyorum. Şaft bu. Bu 3 tane bağlantısı var. Maalesef burasını da mobilyayla kapattığım için onu da sonra size videosunu çekerim. Bu sonradan yapıldı. Sonradan yapıldı. Orijinalinde yok. Şu şaft dediğim gibi. Evet arkadaşlar bu orijinal McGregor'un gördüğünüz bağlantı sistemi. Şaftı hareket ettiği dümenin ve diğer parçaların palalarla motorun. Şimdi burada orijinal tel yani dümen teli buradan geliyor içinden geçiyor. Şu parçayla şu parçayı şu şekilde birbirine soka çıkarta bu şaftı şöyle şöyle hareket ettiriyor. Hareket ettirdikçe şuradan bağlı olan palalar şu pala ve şu pala işte sağa sola dönüyor. Motor da tabii ki de gördüğünüz gibi buna beraber o da şuradan şu şekilde bağlı. Benimkinde daha çok gözüküyor. Daha iyi gözüküyor. Üçü birden hareket etmiş oluyor. Telin boşluğu oluyor. İşte bütün parçaların bir hareket boşluğu oluyor. Böyle bir handikapı var. Ama orijinal 26X'in bağlantısı bu. 26M'de de çok bir fark. Evet bu da hidrolik dümen sistemini ilk taktığımda benim kendi teknem Doris. Doris'in gördüğünüz gibi şaftı aynı şekilde. Buraya şu parçayı, krom parçayı kaynaklattım sanayide. Bu orijinal piston, hidrolik piston 100 modeli, DMS 100 modeli. Buradan ileri geri iterek aynı bir öncekindeki gibi sağa sola hareket ettirecek. Tabii ki de piston hidrolikle çalıştığı için bu iki hortum da dümendeki pompa denilen şeyden bu hareketi alıyor içine sıvı alarak. Şurada da bakın iki tane küçük şey var. Başlık var. Bu iki başlıkta küçük buna hortum takıyorsunuz. Havasını almak için önce hidroliği bir tasa boşaltıyorsunuz. Onu da anlattım zaten. Burada diğer parçalar olarak şurada açı sensörü var. Açı sensörü de gene şu şekilde buradaki sancak palaya bağlı. Pala döndükçe bunu döndürüp buradaki sensörün de işte otopilotun beynine sinyali yolluyor. Ben bu kadar döndüm, bu kadar dönmedim diyor. Bu olmasa da oluyor, olsa da oluyor. Şu avantajı var. Bu ne kadar döndüğünü ilettiği için mesela biraz döndürdüğü zaman bekliyor. Aa döndürdüm diyor. Yani pusulayla beraber bu ikili sağlama yapıyor ve daha stabil çalışıyor sistem. Evet burada da zaten daha net gözüküyor dümen sensörü ve diğer bağlantıları. Burada zaten şöyle genel bir bakalım gene bağlantılara. Evet bu da hidrolik pompa arkadaşlar. Şunu gördüğünüz şeyi açtığınız zaman hidroliği buraya basıyorsunuz. Demin gösterdim o iki tane ufak hortum yerinden de pistondan boşaltıyorsunuz. İçi dolmuş oluyor. Bu artık yani dümen olmuş oluyor öyle söyleyeyim size. Bu gördüğünüzde önden bakışı ve dümenin pompaya montajı. 3 tane şeyi yönetiyor. Palayı yönetiyor. Evet, güncel fiyatı bu şekilde sistemin. Ben çok daha ucuza almıştım eski zaman. Gördüğünüz Oğuz Marin'in hidrolik dümen tertibatının pistonu. Gördüğünüz gibi bakın şurada şuradan sonra itiş veya çekiş yapıyor. Bu gövdesi bunun içine kaçıyor gidiyor. Şuradan da ufak bir hareketi var.
hareket yerimle çekelim. Şuradan da o beyaz yere de girip çıkarak, evet o beyaz yere de girip çıkarak hareket ediyor. Gördüğünüz gibi iki tane de hortum geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hortumlar da aynı yerden çıkıyor ve dağılıyor gerekli yerlerine. Bunu size hem ürünün sayfasında da göstereyim. Oğuz Marine'in 100 modelini. Videoyu burada durdurarak bağlantı şemasını inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi MacGregor'da da şöyle kıçtan takma olduğu için tüm kıçtan takmaları yapılabilecek şöyle bir zaten motor montaj yeri var. Bunlar hepsi beraber dümenle birlikte gördüğünüz gibi şu bağlantı yerlerinden üçü birden hareket ediyor. Yelkendeyken üçü aşağıda, basit motor serilerinde de böyle. Tam yol motor seyrinde su balastını boşaltıp ürünü kaldıracaksak o zaman palaları da kaldırıyoruz. Suya çok az şey değiyor ve hızlı gidiyoruz. Sadece motorun kendi dümeniyle gidiyoruz. Burada bir de bir parça daha var. Bakın siyah. Dikkat ederseniz. Siyah parçada. Bu da otopilotun dümen açı sensörü arkadaşlar. Dümenin ne kadar döndüğünü beyne ileten ekstra satılan parça. Gördüğünüz gibi bu da aynı şafta bağlı. Ne kadar hareket yaşandığını otopilotun beynine iletiyor. Diyor ki sen beni şu kadar döndürdün, sen beni bu kadar döndürdün. Bu otopilotlarda normalde çıkmıyor. Fakat ben bunu da aldım. Ekstra olarak aldım. Şöyle bir faydası var. Dümenin daha iyi kontrolünü sağlıyor. Şimdi dümen kısmına geldik. Bakın şurada gene Oğuz yazıyor. Bu Oğuz'un 100 modeli, yani en düşük modeli diye hatırlıyorum. Çok basit bir sistemi var. Şuradan kapağından hidroliği dolduruyorsunuz. Bu pompa diye geçiyor. Yani dümene takılan. Zaten çok basit bir mantıkla da şöyle bakalım. Bakın şuradan da montajlı, yani gayet basit. Şöyle şöyle hareket ediyor. Otopilotunda önce şundan devam edelim. Bu Oğuz pompayı hidrolik hortumlarla aşağı indiriyor ve kıçtan dümene iletiyor. Buradan hidroliği koyuyorsunuz. Sonra oradaki pistondan bir hortum takıp onu kovaya getiriyorsunuz. Bunu böyle çeviriyorsunuz devamlı bir tarafa. O yağları attıkça içinde bunun hidrolik yağı var. O yağ da sanayide satılıyor. Bir numarası var. 90 numara galiba. Onları attıkça havası gidiyor içine. Havası gittikten sonra da artık kapatıyorsunuz. Bir daha açmıyorsunuz. Kaçırmadığı sürece ömür boyu çalışır. Evet, şimdi dümen tertibatını bize bir Eda Kaptanım göstersin. Nasıl çalışıyor? Rahat mı? Zor mu? Biz de buradan dümenleri beraber çekelim sizinle. Hareketler nasıl oluyor? Daha önceki videoda zaten kıç platformu size tanıtmıştım. Bu kıç platformunun nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Niye böyle şekilde olduğunu da anlatmıştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet Eda Hocam. Döndürelim bakalım. Sancak yapalım. Size zahmet. Rahat mı dönüş? Fena değil. Rahat. Evet, ben burayı çekiyorum. Hızlı hızlı döndürebilirsin. Tam çevirebilirsin. Tam sancak. Hı-hı. Evet, bakın gördüğünüz gibi hepsi bir hareket ediyor. Açı sensörüyle beraber. Çevir çevir. Tamam, bitti. Şimdi ben aşağı ineyim. Şuradan bir de şeyden çekeyim size. Şaftın hareketleri ve pistonun hareketlerini çekelim. Evet Edoş. İskele mi yapayım? Şimdi tam iskele yap. İşte bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi buralara da dayandı artık. Artık dayandı. Evet, şimdi top motorla birlikte hareket ediyor. Toplayalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi otopilotu biraz anlatalım. Demiştik burada dümen açı sensörü var. Akabinde burada da bunun beyni var. Bakın bu gördüğünüz otopilotun beyni. Bu ST4000 Plus modeli. ST4000 Plus eski modellerin iyisi. Gayet yeterli. Üzerinde pusulası var.
Dediğim gibi dümen açı sensörü var. Ve müthiş çalışıyor. Öyle söyleyebilirim size. Evet. Hatta ortaladığımızı şuradan anladık. Şimdi şöyle ekranı silelim. Tuz olmuş. Bakın sıfıra geldi. Demin açılıydı. Açı sensöründe çalıştığını görüyoruz. Üzerinde düğmeler var. Onu da anlatacağız. Şimdi burada da simite bağlı bir MK2 Well Pilot diye bir ünite var. Şurada motoru var. Buradan elektriği alıyor. Tüm elektrik içeride birbiriyle bağlı. Ve burada da son bir parçası var. Onun da adı dijital pusula. Montajının dik yapılması gerekiyor. İçinde hareketli bir parça var. 5 tane kablo beyine geçiyor. Beyine iletiliyor. Bağlantısı yapılıyor ve ne kadar hareket ettiğini milim milim beyne iletiyor teknenin. O yüzden ortaya monte ediliyor. Yani teknenin ne kadar döndüğünü iletmesi için. Teknenin ortasına konulması tavsiye ediliyor. Bu da hemen aşağıdan dümen dolabının içine giriyor. Şunun içi açılıyor şuradan. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Önce düğmelerin ne işe yaradığını okuyalım. Tabii şurada display, yani menü tuşları. -1, +1, track modu, auto, standby, -10, +10 derece. Denizde biliyorsunuz derece usulü gidiliyor pusulaya göre. Şu an 91-92 derecelerdeyiz yaklaşık. Gördüğünüz gibi. Ve ben şu an standby moddayım. Menülere girmiyorum. Karıştırmak istemiyorum menüleri. Standby yazıyor zaten. Standby'dayım. Şimdi standby'dayken de eğer istersem mesela +10'a basalım, ne olacak bakalım. Bakın. Kendi kendine bir şeyler yapıyor ama hiçbir dönüş vesaire yok. Niye? Çünkü şurada bir mandal mevcut arkadaşlar. Mandalı kapattığınız zaman bu artık dönmez. Otopilota aittir. Mandalı açarsınız döner. Mandalı kapatalım. Ve bir derece tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi kendi kendine dönüşü dümene veriyor. Gayet basit kayışlı bir sistem. Parçayı birbirine tutturuyor ve birbirinin etrafında böyle yarım simit gibi biri dönerken diğeri sabit kalıp dümeni döndürüyor. Bu da içinin gösterimi. Bu şekilde. Artık bunlar da daha yavaş verecek. Evet. Şimdi otoya geçelim. Mesela tek nasıl otoya o pilot çalışıyor? Şimdi biz 93 dereceye bakıyor. Bizim baş tarafımız 93 dereceye bakıyor tekne. 92-93 arasında değişiyor. Standby'dayken kontrol bende. Zaten ben istediğim yöne doğru tekneyi çevirdim. Ben gidiyorum artık. Şimdi mesela işte şu diyelim, işte böyle böyle bir şeyler. 93 derecede mandalımı kapattım. Mandalımı kapattıktan sonra bu mandalın eskiliğinden dolayı buraya ben bir lastik yaptım. Maalesef mandalda bir gevşeklik var. Biraz çabuk atıyor kendi kendine geriye. O yüzden şu lastikle bunu buradan şöyle bir ekstradan sabitliyorum arkadaşlar ki atmasın diye. Ve şimdi 93 dereceye artık teknemi otoya basıyorum. 92'de oto yaptım değil mi? Şu an bu tekne hep 92 dereceye gitmeye çalışacak. Sürekli kendine müdahale edecek. Yön değiştikçe. Mesela ben biraz daha sancak yapmak istiyorum. 3 derece daha sancak verdim. Kendi kendine döndürdü. Az sonra error verecek çünkü teknenin dönmediğini anlayacak. O zaman ne oluyor ya diyecek. Çünkü tekne dönmüyor. Ve sana bir sorun var diye bip 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 ötecek. Bir 10 derece daha sancak yapalım. Evet. Tamam, beğenmedik. 10 derece iskele yapalım. İşte bu şekilde kendi kendine belirlediğiniz rotada o dereceye doğru otomatik bir şekilde gidiyorsunuz. Bunda standby'a bastım ve artık o menüden çıktım arkadaşlar. Eğer ani bir şey çıkarsa önüme, mesela 10 ve 45'e bastığım zaman tabi otoda 45 derece dönüş başlar. Durduruyorum. Mandalımı çıkartıyorum ve yeniden otopilottan çıkıyorum. Bunun ilerlemiş modellerinde arkadaşlar bu şeyle
GPS cihazıyla ama chart plotter olacak. Benimki hem GPS hem balık bulucu combo cihaz. Bunda öyle bir özellik yok. Bunların birbiriyle uyumlu olduğu bir özelliği olan Raymarine'in nefis chart plotterlarından varsa beraber çalışıyorlar. Ne farkı var? Buradan belirliyorsun onları. Yani menüsü kolaylaşıyor. Gene ama manevra yapacağı zaman size mutlaka bak geldik diyor şeye, o noktaya geldik. Manevra yapayım mı? Atıyorum işte 20 derece sancak yapayım mı diyor. Telefondan da bunu belirleyebiliyorsunuz artık. Çünkü chart plotter'lar telefona da bağlanıyor artık, ilerledi. Yani aynı şey, fark etmez zaten. Telefondan da diyorsun ki evet yap veya hayır yapma. Yani sen yap demeden o gene dönmüyor. Yani kendi kendine gitme mahsus yok denizde. Hani çünkü uyuyup kalınmasın, işte şey olmasın, kaza bela olmasın, o sorumluluğa girmiyorlar yani. Mutlaka dereceyi siz bir yöne bakıyorsunuz ve o yöne bu dümdüz götürür. Zaten denizde dümdüz gidersiniz. Yani şey bu, usul bu. Şimdi bunu da anlattık. Otopilotu da anlattık. Nasıl çalıştığını. Eda, memnun musun otopilottan? Ya çok memnunum. Yani bizim dinlenmemizi çok sağlıyor. O çok iyi bir şey. Çünkü sabah erkenden yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz ki daha gün doğmadan biz doğmuş oluyoruz denizlerde. Evet. Ve uykusuz kalabiliyoruz. 4 saat, 5 saat mesafe yaptığımız da oluyor bizim. Onu da biraz kaptanı dinlendirmek adına çok iyi oluyor. Hem sürekli takip edebiliyoruz yani rotamızda mıyız. Zaten gözünle kerteriz alıyorsun ama bu daha da Emin abi bizim emin bir seyahat etmemizi sağlıyor emin şekilde. Evet, aynen öyle. Gerçekten şeyleri çok kolaylaşıyor. Yani gidip kahve yapıyorsunuz, şeyleri yapıyorsunuz. Yoksa sürekli dümen tutacaktık. Tabii, tabii. Yani birinin muhakkak dümen tutması bir de, lazım. Sürekli. Özellikle yelkende bizden daha iyi dümen tutuyor. Evet, kesinlikle. Çünkü bazen biz kerteriz alamıyoruz çok uzaktaki noktalarda. Bu pusuladan kendi kendine mıy mıy gidiyor. Hiç maşallah sorun da çıkarmıyor. Şimdi burada şöyle de bir en ufak bir şey var. Onu da göstereyim. Bunun 5 tane, 5'er tane, şimdi zaten şeyden fotoğraflardan göstereceğim. Bunun arkasındaki bağlantılar, en önemlisi dijital pusulaya gidenler. Evet, bu ST4000 Plus'ın beyninin arkası. Bu benim dümen dolabının içinde kalan kısım. Burada gördüğünüz belli bağlantılar var. Şu şekilde oluyor. Öncelikle 12 volt artı ve eksiği alete bağlayıp alete güç veriyoruz. İlk yaptığımız bu. Ondan sonra neyle kullandığımıza bağlı ama tabii ki de kompas en önemlisi. O dijital kompasın 5 tane bu renkleri içeren kablosu var. Bunların zaten soketleri buna uyumlu. Değilse de yapabilirsiniz. Piyasada satılıyor buna giren soketler. Bu kablolar bu renklerde buna geçiyor. Yapılmış oluyor bağlantı. Akabinde dümen açı sensörü bu bende. Bu kapalı olan yerler oksitlenmesin diye böyle plastik şey koymuşlar. Normalde aynı şunlar gibi. Buranın da 4 tane bağlantısı var. Bende bu da yapılı. Akabinde bu drive unit var. Drive unit de aynı şekilde hareket eden, dümenin hareket eden parçası. Artı ve eksi vererek döndürdüğü için buraya da bu bizim Simit'teki MKVL pilotun bağlantısı yapılı. SeaTalk yazanlar. Bunlar diğer enstrümanlara bağlanıyor. Yani Raymarine'in diğer enstrümanlarıyla beraber çalışan üniteler. Bunlar onlara bağlanıyor. Eğer varsa bağlıyorsunuz. Yani mesela işte rüzgar sensörü falan gibi ne kadar rüzgar geldiğini. Bunlar bu şekilde. Şu bende yok. O yüzden bilmiyorum. Bu şekilde de bağlantısı yapılıyor. Devamlı yönünüzü belirlemesi için Well Pilot'a gidenler. Bu Well Pilot MacGregor'a uygun. Bunun hidrolik pompalı olanı var. Direkt hani hidrolik basıyor. Zincirli sisteme göre çalışanı var. Bu sağ altta gördüğünüz hidrolik pompa. Direkt sistem bunu çalıştırıyor mesela. Yok şuraya çark takılıyor. Kayışla bunu döndüreni var. Yani bu seçenek teknenize göre oluyor. Benimkine bu uygun. MacGregor'larda orijinalinde bu hidrolik tertibat yok. Telli bir, aynı şişme botlardaki gibi telli bir mekanizma var. Ve bu telli mekanizma ben beğenmiyorum. Çünkü şey, boşluk çok oluyor dümende. Hidrolikte ise boşluk olmuyor. Otopilot mesela milim milim çalışabiliyor bunda. Ama telli olsa şöyle şöyle yapacak. Dönmesini bekleyecek. Dönmedikçe biraz daha yapacak. Sonra çok dönecek. Sonra biraz böyle yapıp doğruladım diyecek. Ama telin gene boşluğuna denk gelecek. Doğrulanmayacak. Daha da yapacak. Sonra yeniden kaçacak.
Evet, bu gördüğünüz tel sistem. Hadi nasıl çalışıyor? Telli sistem, beraber bakalım. This steering column right here, but the whole deal is this cable is going to come out as you turn the steering wheel. Now, the cable comes around, it wraps around through here, and this is the steering tube where it kind of feeds in when you turn it the other direction so that you got the motion back and forth. That all stays in there. The cable will actually come out of that and it'll keep feeding around. You would think you would turn your steering wheel to the left to get it on to unwrap. On Squirrel, when I did it, I actually had to turn it to the right. And when you turn the steering wheel to the right, it unwraps the cable when you're doing that. So it should work the same way on this one. O yüzden telli sistemde çok iyi bir, yani yelkenli vesaire, o zincirlerden olmadığı sürece, hidrolik olmadığı sürece bence otopilot iyi çalışmıyor. Bunda ise mükemmel çalışıyor. Evet, şimdi bunun bağlantıları da kısaca şöyle. Bunun arkasındaki bağlantılar pusulaya gidiyor. İçeride bu dümen dolabının altından yol var. İçeride altta yol var. Şuralar sökülüyor hemen vidalarla, çok basit. Bunu 12 volt zaten elektriğe bağlı. Bu da buna bağlı. Aynı zamanda da kıçtaki dümen açı sensörü de gene hepsi birbirine bağlı bir şekilde çalışıyor. Bağlantılar gayet kolay. Hiçbir şey yok. Hidrolik dümen tertibatında da arada bir fren var. Hani sıvı geri kaçmasın. Yani pala da o güçle dönünce dümeni döndürmesin diye ben onu takmadım. Çünkü bu tekne küçük. Daha rahat oldu. Sadece hidroliği direkt pompaya veriyorum ve geri geliyor. İkisi maşallah mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Galiba bir MacGregor'da da galiba dünyada tek, bizim teknemiz Edoş. Yani evet, bence de. Hidrolik ya da belki Amerika'da falan bu kıçtan takmalara çok basit. Direkt şuradan şuraya kadar, yani direkt motor için çalışan basit pompalar var. Belki onlardan takmış olanlar olabilir yurt dışında. Ama gördüğümüz kadarıyla otopilot ve böyle olan herhalde tektir yani. Türkiye'de kesin tek. Doris bir tane zaten. Hadi. Bye bye.